Ekranların en güzel yıldızlarından Hafsa Nur sancak tutan tüm bilinmeyenlerini anlattı ve Show TV'ye özel itiraflar yaptı. İşte Hafsa Nur sancak tutanla çok özel pazar sohbetimiz. Genç, başarılı ve çok güzel. Onun adı Hafsa Nur sancak tutan. Hafsa adını koyuyorlar bana ama Nur da ekliyorlar. Birleşik olarak Hafsa Nur oluyor. O bir karateci. Nasıl siyah kuşağının ekmeğini yedi? Çok ekmeğini yedim karatenin. O bir terzi. Dikiş makinesiyle nasıl harikalar yarattı? Bir dikiş makinen var mıydı? Var. Geçen yıl erkek arkadaşıma ve kendime sarı ketenli gömlek dikmiştim. O bir aşık. Aşıkken nasıl küçük bir kız çocuğu oluyor? Çocuklaşıyorum aşık olduğumda. Ekranların güzel yıldızı Hafsa Nur sancak tutan, sevgilisi Deniz Can Aktaş'la ilişkisine dair ilk kez konuştu. Koşulsuz sevginin olduğu sağlıklı bir ilişki yaşıyorum. Ve benim için çok değerli olan bir şey de bunun biraz daha özel ve bizde kalıyor olması. Ve Hafsa Nur sancak tutandan çok konuşulacak sadakat itirafı. Kadınlar daha sadakatli diyemeyeceğim. Boğaz'ın muhteşem ortamında Çırağan Sarayı'nın bahçesinde harika bir pazar sohbetine hazır mısınız? Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu Hafsa Nur sancak tutan. Günaydınlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuğum son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden ve başarılı oyunculuğuyla her gün kendisinden daha çok söz ettiren sevgili Hafsa Nur sancak tutan, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim Ömür, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok iyi gördüm seni. Ben de seni böyle güzel bir ortamda seninle sohbet etmek çok hoş benim için. Çok teşekkür ediyorum. Çok da şıksın ve zarifsin. Sen de öyle. Son birkaç yılda yıldızı parlayan güzel oyuncunun en merak edilen yönlerinin başında ismi geliyor. İsminin hikayesini dinleyelim mi ondan? Öncelikle ben isminin hikayesinden başlamak istiyorum. Var mı bir hikayesi? Var. Babam askerdeyken bir arkadaşıyla konuşuyor ve bir kızın olursa adını Hafsa koy diyor. Hı hı. Babam da çok beğeniyor. Sonra Hafsa adını koyuyorlar bana ama Nur da ekliyorlar. Birleşik olarak Hafsa Nur oluyor adı. Hı hı. Güzel bir hikayeymiş. Oyunculuk öyküsüyle başlıyoruz sohbeti. Oyunculuk senin hayalin miydi? Oyunculuk hayalimdi. Aslında bir yerden sonra yeni bir hayal olarak girdi benim hayatıma. Ben normalde uçak mühendisi olmak istiyordum. Sayısal öğrencisiydim ve çok başarılıydım derslerimde de. Fakat ortaokuldayken de tiyatro çok yaptım. Hı hı. Ve onun büyüsüne kapıldım bir süre sonra. Lisede bunu daha profesyonel bir şekilde tiyatro festivallerine katılarak oranın o sahne tozunu aldıktan sonra dedim ki hayır, ben mühendis olmayacağım. Ben buradan gideceğim. Çok yönlü bir yetenek o. Yeteneklerinden biri de karate. Benim bildiğim kadarıyla bir de siyah kuşak karate varmış. Evet, evet. Küçükken sporla çok ilgilendim. 7-8 yıla yakın ilgilendim. O yüzden ben sporun insanda, özellikle çocukken aldığında spor ahlakının çok güzel bir disiplin ve merhamet duygusunu ve yine ahlakın çok iyi oturduğuna inanıyorum. Bende de o çalışma disiplini spor sayesinde oturdu. Hı hı. Karate çok şey katmış Hafsa Nur sancak tutana. Peki seni tetikleyen ne oldu yani? Neden karate? Çok esnektim. Aslında jimnastik istiyordum. Babam sen karate yap dedi. Çünkü ben biraz da erkek gibiydim. Yani erkeklerle oyun oynardım, ağaçlardan inmezdim, sürekli kavga ederdim sokakta erkeklerle. Öyle olunca babam dedi ki madem bu kadar sataşıyorsun o zaman kendini savunmayı öğrenmelisin. Hmm. O zaman senin bir dövüş, aslında karate bir savunma sanatı. Evet. O yüzden beni karateye yazdırdı, sağ olsun. Çok ekmeğini yedim karatenin. Hmm. Yetenekleri saymakla bitmiyor. Mesela o bir terzi. Peki bir dikiş makinen var mıydı? Var. Hala var mı? Var, evet. Gerçekten var, var. Dikiyorum. Geçen yıl erkek arkadaşıma ve kendime aynı kumaştan sarı keten bir gömlek dikmiştim. Aa, harika. Giydi de birkaç yerde hatta. Aslında önemli benim için. Güzel de bir şey, diktiğim bir şeyi giymesi. Seviyorum kıyafet konusunu. Çok güzel.
Tasarım düşünüyor musun ileride ben kendi tasarımlarım? Neden olmasın? Çünkü çocukken de elimle dikerdim. Dikerdim böyle annemle babama, bütün akrabalarıma böyle sergilerdim. İşte güzel güzel koleksiyon çıkarırdım, etiket yapardım. Böyle işte Hafsa Nur yazardım, çok uğraşırdım. Onlar o yüzden dikiş makinesi aldılar. Bu kadar hamarat olunca mutfakta da iyi olmalı. Sanki yemek işinden de çok iyi anlıyor gibi. Evet. Öyle mi? Beni çok iyi tanıyorsun. Çok da güzel yemek yaparım. Seviyorum mutfakta olmayı. Ne yaparsın, en iyi mesela geldim? Sen ne seversen yaparım ben. Zeytinyağlı iyi misin? Zeytinyağlı da çok iyiyim ama daha çok böyle maharet gerektiren, üstünde uzun süre hani yorucu yemekler yapmayı daha çok seviyorum. İmam bayıldı falan. İmam bayıldı, karnıyarık yaparım. Farklı farklı yaparım, turşu yaparım. Geçen günlerde turşu kurdum. Güzelmiş o. İş için hazırlık yaptım, evet. Son projesine geliyorsunuz. Dünya ile Benim Aramda dizisinde Sinem karakterine hayat veriyor. Çok küçük bir dünya var senin. Yüzünü istemez misin? İsterim tabii ki. Ama nasıl? Benim için bir şey yapacaksın. Ben. Bizim hikayemiz ilişkiler üzerine bir hikaye. Aşk hikayesi değil. Senaristimiz de bunu hep çok vurguluyor Pınar. Ve herkesin dönüştüğü bir hikayeyi anlatıyor. Sinem de biraz içe kapanık, asosyal, görünmediğini hisseden, dışlandığını hisseden ve görünür olmak isteyen bir karakter. Biraz İlkin ve Sinem karakterini çok ayırmak istedik. Biri daha feminen olsun, biri daha küçük çocuksu. O yüzden bizim en başta hep dikkat ettiğimiz şey iki karakteri bayağı net bir şekilde ayırmak oldu. Sinem gibi bir karakter mi gerçek hayatında? Sen kendini nasıl tanımlarsın? İlk tanıyanlar için içe dönüyüm aslında. Öyle mi? Çünkü soğuğumdur. Soğuk duruyorum. Tanıma aşaması ve güvenme aşaması benim için çok önemli. İlk ünlü olduğunu anladığı anı soruyor Ömür Sabuncuoğlu. İlk görünür olduğunu ne zaman fark ettin? Yani sana ünlü olduğunu anladığın anı soruyorum. Oyunculuğa başladıktan sonra. Bir AVM'de işte hamburger yiyordum. Ki o zaman da çok popüler olduğum bir iş değildi. Benim ilk işimdi. Ve herkes bizim bana baktığını fark ettim. Dedim ki acaba çok mu hızlı yiyorum? Çünkü ben çok hızlı yemek yerim. Sonra böyle dokunuyorlar, beni gösteriyorlar falan. Aa dedim, ben dizideyim ya, ondan herhalde. Çünkü idrak da edemiyorsun, tanınacağını anlayamıyorsun ilk dönemlerde. Yeni projesinde sosyal medyanın ilişkilere yaptığı etkilerden bahsediliyor. Özel mesajlar alıyordur Hafsa Nur Sancak Tutan. Sana gelen özel mesajları okur musun? Hani DM kutusunu. Okuyorum dönem dönem. İlk zamanlar özellikle çok okudum. Sonra bir o sekteye uğradı. Çok fazla okumamaya başladım ama şimdi özellikle yeni bir proje başlattığımızda seyircinin tepkisini, geri dönüşünü merak ediyorum. Onlar bana referans oluyor. İyi de olsa, kötü de olsa. Ben değer veriyorum görüşlere. O yüzden okurum ama cevap vermem. Sosyal medyada başlayan aşklar inandırıcı geliyor mu? Olabilir. Neden olmasın? Evet. Var benim çok arkadaşım öyle. Evlenen de var. Ben mantıklı bakıyorum bu duruma yani. Olmasa da olur, olsa da olur. Dünya ile Benim Aramda da sadakat konusu önemli bir yer teşkil ediyor. Dizinin ana karakterlerinden Hafsa Nur Sancak Tutan, aşkta sadakat konusunda manşetlik bir itiraf yapıyor. Sence kadınlar mı daha dürüst, erkekler mi? Güven konusunda, sadakat konusunda dünyada. O zaman sadakati konuşuyor sadakati olalım. Sadakati konuşalım, evet. Bence ya bu iki tarafta da olması gereken bir şey. Sadakat bir ilişki için bence en önemli ilk etmenlerden biri. Benim için üç tane var. İlki sadakat. Keşke herkes eşit oranda sadakatli olabilse. Ama kadınlar daha sadakatli diyemeyeceğim. Bunun nedeni de sosyal medya çağı Hafsa Nur Sancak Tutan'a göre. Her şey sosyal medyayla aktığı için insanların aklı çok çabuk kayabiliyor. Çünkü aldanıyoruz sosyal medyanın büyüsüne. Yetinmeyi bilmiyoruz. Çok güzel bir ilişkimiz varken dışarıdaki şeyler daha büyülü gelebiliyor bir süre sonra. Orada sadakat doğru bir zemine oturtulmadıysa maalesef kayıyor. Yani kadında da erkekte de. Dünya ile Benim Aramda da biten bir ilişkinin ardından verilen ilginç bir savaş anlatılıyor.
bitenin ardından savaş verme konusu hoşuna gidiyor güzel oyuncunun. Peki bir ilişki bittiğinde sence çok fazla uğraştırmadan hani bir ilişki bittiyse gitmek mi gerekiyor? Çabalamak lazım mı? Çok güzel sordun. Bunu çok güzel sordun. Ben arkadaşlık ilişkilerimde de kendime hep şunu sorarım. Eğer geriye dönüp baktığımda savaşmaya değer bir şeyler yaptıysak biz kesinlikle döner savaşırım onu tekrardan birleştirebilmek için. Ki bunu arkadaşlıklarımda yaptığım, çok uğraştığım oldu. Ama dönüp baktığımda toksik bir ilişkiyse zaten ve hiç birbirinize katabildiğiniz bir durum yoksa, artı yoksa savaşılmamalı. Gelelim aşka. Denizcan Aktaş'la güzel bir ilişkisi var. Aşktaki Hafsanur'u, aşık Hafsanur'u tanımak istiyoruz. Mesela aşık olduğunda kendinde böyle bünyende, içinde, ruhunda değişiklikler hissediyor musun? Neler oluyor? Evet, çok cesur bir insana dönüşüyorum. Fazla sabırsız, çok cesur ve fazla tutkulu birine dönüşüyorum. Çocuklaşıyorum aşık olduğum için. Every time you raise your voice, I see the greener grass. Every time you run for cover, I see this pasture. Peki şu an mesela yaşadığın duyguyu nasıl ifade edersin? Şu anki aşk hayatımda. Evet. Güvenli alanım gibi hissediyorum orayı. Yargılanmadan dinleneceğimi bildiğim, anlaşıldığım, sesimi duyurabildiğim, duyduğum ve koşulsuz sevginin olduğu sağlıklı bir ilişki yaşıyorum şu anda. Ve benim için çok değerli olan bir şeydi. Bunun biraz daha özel ve bizde kalıyor olması, çok fazla sosyal medyada yer almıyor olması evet. Benim için çok önemli bir şey. Partnerim için de öyle. O yüzden tam olarak ilişki mahrem bir durum benim için. Kapıyı kapattığımda evin içinde kalması gereken bir durum. Bu benim için önemli. Öyle hissediyorum. Her ikisi de ünlü, her ikisi de başarılı. Peki bunun zorluklarını yaşıyorlar mı? Peki hiçbir zorluğu var mı iki tarafında ünlü olmasının? Hani bunun dezavantajını yaşadınız mı? Ya da avantajı iki tarafı? İkisi de var. Avantajı birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yani sektörden olmayan biriyle ilişki yaşanabilir. Ama set zorluğunu, çalışma şartlarının zorluğunu anlayabilecek biriyle partnerlik yapıyor olmak çok daha empati uyandırıyor. Zor tarafı da şu, aynı saatlerde çalışıyoruz. Birbirimizi göremediğimiz zamanlar oluyor. İşte birbirini görememek diyeyim zor şartlara. Henüz çok genç ama evlilik aklının bir yerinde var mıdır acaba? Peki evlilik ve anne olmak fikirlerine bakış açın nasıl? Zamanı geldiğinde neden olmasın? Tabii şu an çok küçüğüm. Ama benim için çok da önemli bir şey. Özellikle iyi bir ebeveyn olmak, iyi bir çocuk yetiştirmek. Hem kendi ve hem topluluk için bir şeyler vaat edebilecek, insanlığa katkı sağlayabilecek bir evlat yetiştirmek isterim ilerleyen dönemlerde. Dünya ile benim aramda da Buğra Gülsoy'la para maçı yaptığı bir sahne var. O sahneyi bir de burada canlandırsak. Dünya ile benim aramda da bir sahne var. Onunla ilgili sormak istedim. Mesela senin futbola ilgin var mı? Çok yok. Çok yok. Yok. Bir sahne var. Sevgili Buğra Gülsoy'la oynuyorsunuz bir demir parayla. Evet. Biz de bir yapalım mı? Hadi yapalım. Tamam. Yapalım. Oynayalım mı? Kale burası mı? Evet. Bunlar kale. İki kale mi var? Evet. Kale iki demir. Aradaki kaleci bu. Okey. Tamam. Tamam. Ben de bunu 3'te sokma hakkım var. Peki. Olmadı. 2. Gol. Hadi bir daha deneyeyim. Dur. Kalecin aktif olsun. Peki. Aa. Hadi sen gel yap. Hadi bakalım. 3 hakkım mı var? 3 hakkını. 1. Dadararım. Gol. 1-1 yap. 1-1 oldu. 1-1 oldu. Son şey. Devam edelim. Evet. Geliyorum. Sen bence artık bana geçti. Dizide iyiydim ama gerçekte değilim sanırım. Atarsan. Hadi ikide bitsin. İkide bitiriyoruz abi. Bir. Kesin atacaksın. İki. Kazandın mı? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bayağı iç iş çıkardın şu an. Maçımızı da yaptık. Evet. Galibiyet sende. Aynen.
Olsun, sen aşkta kazan. Sen de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dünya ile benim aramda da güzel izleyiciye ulaşsın inşallah. İnşallah. Senin de yıldızın parlamaya devam etsin. Umarım, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de. İyi pazarlar. Hoşça kalın.